Bütün dünyada birinci sıraya çıkan sleeve gaz sektörü, Doğru. tüp mide Bizim şu ameliyatı. Evet, görselimizde sliv görseldeki. Burada değil mi? Arkamızdaki. midenin büyük tarafı çıkarılıyor Evet. ve küçük bir mide bırakılıyor. Esasen önemli olan şuradaki en üst taraftaki geniş kısımdan midenin salgıladığı bir hormon var. Evet. Grelin diye bir hormon Hı var. Oradan açlık hormonu salgılanır. Genelde senin yemeğe bir afiniten olduğu için tam senin kafana yakın diye. Hep de senin odana gelirdi karnım acıkınca. Bizim odada genellikle besin olurdu. Evet, oradan açlık hormonu salgılanır. Açlık hormonunu içeren bölüm çıkarılıyor ve mide daraltılıyor. Bu tüp mide ameliyatı. Hani en çok bu yapıldığı için görsel olarak bunu tercih ettik. Tüp mide ameliyatı yoksa mideye herhangi bir tüp takılması falan söz konusu değil. Kesik olan kısım, kenardaki kesik olan kısım burası tamamen çıkarılıyor. Vücut dışına çıkıyor. Bu kalan kısımda yeni mide. Şurası yeni midemiz. Yediğimiz gıda mideye geliyor. Az miktar yemekle doyuyoruz. Neticede kapasitesi küçük. Midenin yaklaşık %60 ile 90 arası mide genişliğine göre değişir, çıkarılır. Az miktar yemekle doyuyoruz ve hormonal bölge, yukarıdaki hormonal bölge çıkarıldığı için açlık hissi daha az oluyor. Ne oluyor o zaman? Yemek yedik, doyduk. Gözümüz de doydu çünkü hormon da şey. Ve normal yolundan giderek doğal fizyolojik bir kilo verme süreci oluyor bu tüp mide ameliyatında. Bunun yükselmesinin zaten en büyük sebebi bu. Fizyolojiktir. Yani bağırsaklar, hani dedim ya gastrik bypass yaptık yıllarca diye. O bypass hastalarımızın birçoğunda, ki bütün dünyada böyle, yalnız bizim değil, işte sürekli vitamin kullanma ihtiyacı oldu. Değil. Sürekli saç dökülmesi oldu. Sürekli deri kullanması oldu. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Bypass'a kronik karın ağrıları olabiliyor. İshaller olabiliyor. Ondan sonra bu ameliyat gelişince dünyada bir numara oldu. Hastaya göre tercih ediyoruz. Soru çok güzeldi. Mesela hastanın, genç bir hasta, fizyolojiyi bozmak istemiyoruz. Çok aşırı bir diyabeti yok. Zayıflamak istiyor. Birinci tercih budur. Ama şöyle bir hasta profili de var. Hasta 100-150 ünite insülin kullanıyor. Ve sürekli bir atıştırma, yeme, şeker, sweet eater denen bir grup var. Bunlar daha çok Amerikalılar aslında. Biz de hepimiz yemek isteriz de yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Şekerli gıda tüketiminin çok fazla olduğu insanlarda mesela bypass bir tık öne geçebiliyor. Çünkü bağırsakları değiştirdiğimiz için, bağırsak yönlerini değiştirdiğimiz için, yapılarını değiştirdiğimiz için, mideye bağırsak eklendiği için onda bir tık daha başarılı O oluyor. Ama biraz daha kilo mesela verme sonuçları aynı. bir metabolik cerrahiye dönüyor artık değil mi Tabii orada? tabii. Aslında ikisi Obezite de metabolik cerrahi. Bypass birazcık daha metabolik. Doğru söylüyorsun. Onu da açıklamakta fayda var. Şimdi çok moda metabolik cerrahi, bariyatrik cerrahi, metabolik cerrahi diye bir tanım kargaşası olmasın. Aslında bunların hepsi metabolizmayı etkileyen ameliyatlar, biliyorsun. Sen de hastalardan çok yakın takip ediyordun, biliyorum. Metabolizmayı etkiliyor. Birçok değişen oluyor. Birçok düzelen yönü oluyor. Ve de ama şimdi metabolik cerrahi niyetine yeni birkaç ameliyat, tartışmalı ameliyatlar var. Onlarla çok fazla karıştırmıyor. Ama bunlar da metabolik sonuçlar olan son derece güzel ameliyatlar ve ispatlanmış ameliyatlar.